Buyurun efendim. Deniz Küçükkaya geliyor. Buyurun. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben aslında önce bizim tabii şu anda konumuz farklı ama Ceyda'nın da bir rahatsızlığı varmış. Ben de onu yeni öğrendim. Evet. Çok geçmiş öyle olsun aslında mu denir o... ya da ne bileyim rahatsızlık değil belki de. Böyle aslında mi yaşıyorsun? Aslında çok hani büyütülecek bir şey değil ama dediğim gibi o kalp gün... kapakçığında sarkma evet var senin. Evet. Neden yani, olurmuş bu? Olur, yani çok bilmiyorum ama yani bunun tedavisini görüyorum. İlaç tedavisi görüyorum ama birçok şeyimi engellemeye başladı. Mesela ben çok spor yapan bir insandım. Mesela spor yaparken artık yoruluyorum. Merdiven çıkarken yoruluyorum ya da bir şey üzüldüğüm zaman hani sıkışma yaşıyorum ama ilaç kullanıyorum ama dediğim gibi kontrollerime devam ediyorum. Ritimlerim bazen dinleniyor. Konuyla ilgili de konuşacağız. Daha farklı evet konularımız da var. Önce veterimizi izleyelim sonra ondan sohbete sonra başlayacağız. Hanımlar ekran başına. Kilolu hanımlar ekran başına. Operatör Doktor Deniz Küçükkaya açıklıyor. Kilo vermek için her yöntem mübah mı? Kişiye özel çözümler üretmek lazım. Dil yaması yöntemi nedir? Amerika'da uygulanan dil yaması yöntemiyle kilo vermenin tüm detaylarını doktorumuz stüdyoda canlı yayında açıklıyor. Bu isteklerle gelen Arap hastalarımız da var. Yani hani bu bir evrensel bir güzellik anlayışına doğru da belki de gidiyor. İri göğüsler boyun ve sırt ağrısı mı yapıyor? Boyun ve sırt ağrılarının iri göğüslerden kaynaklanıyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? İri göğüsler hangi hastalıklara davetiye çıkarıyor? Kadınlarda iri göğüsler hangi sağlık problemlerine sebep oluyor? Göğüs küçültme operasyonu kanser riskini azaltır mı? Hanımlar sıkı durun. Operatör Doktor Deniz Küçükkaya açıklıyor. Göğüs küçültme operasyonu göğüs kanseri riskini azaltıyor mu? Türk plastik cerrahlar olarak, estetik plastik cerrahlar olarak dünyada sayılı yerlerdeniz. Hepimizin dünyanın her yerinden gelen hastaları var. Avrupa'dan birçok kentten, Arap ülkelerinden. Ömürlük silikonlar. Peki ya küçük göğüsler? Göğüs büyütmek için kullanılan silikonların artık ömür boyu kullanılabildiğini biliyor musunuz? Sıklıkla meme protezi, meme ile ilgili operasyonlar, meme büyütme ya da meme küçültme gibi. Tüm merak edilenler her şey dahilde. Operatör Doktor Deniz Küçükkaya tüm merak edilenleri stüdyoda canlı yayında açıklıyor. Hocam göğüslere geleceğiz. Ama Amerika'da son dönemde böyle bir kilo vermek için enteresan evet bir yol varmış. Dil yaması diye bir dil şey. Yaması yani aslında şey. Amerika'da bir doktor yapıyor şunu. Bir biz de hani basından öğrendiğimiz, bildiğimiz bir şey. Çünkü bilimsel olarak yayınlanmış bir şey değil. O da Venezuela'da öğrendiğini söylüyor internet sitesinde. Dilin üzerine bir yani yama dediğimiz bizim böyle genel cerrahların fıtık ameliyatında kullandığı bir maddeden dilin üzerine bir dikişle oturtuyor onu. Allah Allah. Ve böylece katı gıda yemek imkansız hale geliyor. Ya ben bunu ilk okuduğumda, ilk duyduğumda çok böyle hani vahşice bir şey olarak geldi. Böyle bir çünkü bizim yani tıpta birinci bize ilk öğretilen şey önce hastaya zarar verme. Hani ondan sonrasında tedavi edebiliyorsun. Dile dikiş atıyor. Dilin üzerine bir şey koyuyor. Bir böyle hani nasıl söyleyelim bir küçük bir şey hani böyle bir 1 liradan birazcık daha büyük gibi düşünün. Evet. Onu dilin üzerine dikişle sabitliyor. Evet. Ve artık katı yiyecek tüketmek imkansız hale geliyor. Çok ağırlı hale geliyor. Korkunç bir şey bence. Hocam bu manyaklık ya. Yani böyle bir sadist, zaten bir hani tıbbi bir şey yok şu anda yani. Bu zaten daha çok magazinsel olarak şu anda bir bunu kim yapmak isten kendine? O insan aklında, beynine, kendi besine hakim olamıyor. O doktor hani bir de plastik cerrah olarak hani biz plastik cerrahlar olarak çok farklı yerlerdeyiz. Hani dilin üzerine bir şey yapıştıralım da o hani bir ağrıyla acıyla bir şeyler yapsın. Hani biz gerçekten plastik cerrahlar olarak çok farklı bir yerdeyiz. Şu yapıştırılan şey şu. Evet onun gibi. Onun gibi evet bir şeymiş. Allah Allah. Evet. Onun küçük yani bir şekilde. Katı bunu bir ay boyunca, evet bir ay boyunca dilin üzerinde duruyor. Yani bir bilimselliği olan ya da herhangi bir şekilde işte hani şu kadar hastada yapıldı, şöyle olumlu tarafları var, şöyle olumsuz tarafları şey var gibi. Yok bilimli olan bir şey değil. Zaten Venezuela'da yapıldığını bu doktor bey kendisi işte bir şekilde söylüyor internet sitesinde.
Ama çok ciddi. Bir ayda böyle 15-20 kilolara varana kadar ki yani bu da çok önerdiğimiz bir şey değil. Hani sen... belli bir metabolizma noktasında, metabolizma çünkü çok bozucu noktada etkiliyor. Sadece sıvı şeyler yiyorsun. Tabii sadece sıvı şeyler yeniliyor. Katı şeyleri yemek inanılmaz ağrılı hale geliyor. Ben şeyi mesela hani internet sitesinde şeyi bulamadım. Korkunç hani şey. Hiç yutan var mı? Yutulabilir sonuçta. Solunum yollarına gidebilir. Bir de sürekli bir ister istemez bir sıvı artı vesaire bir şey hani dişimizdeki bir hani problem bile bazen kötü bir kokuya neden olabiliyor mesela. Hani dilinizin üzerinde bir şey bir insanın sosyalliğini de bozar. Böyle benim çok kafam almadı yani. Hani peki bunu tıp dünyası kabul etti mi? Yok şu anda öyle bir şey yok zaten. Dünyada duyduğum yani. En saçma şey yani. Yani bunu hani bize de çok zaten dikiyorlarmış. Dile dikiyorlarmış. Evet. Sadece sıvı şey. Yani, düşünsene çiğ köfte yiyeceksin. Niye yemiyorsun? Miksere çekiyorsun çiğ köfteyi. Öyle bir şey olur mu ya? Ya Ali sen inanamıyorum yani ya. Yani bir insan bunu yani, kendine yapar mı? Yani. Ya bu hani... kilo vermek için böyle bir yöntemi tercih edecek kişinin aklından şüphe ederim. Yani hem öyle ben. Hem de bence hani hekim olarak da bunu uygulamak böyle çok bana hani etik, doğru, ahlaklı bir yaklaşım olarak gelmiyor. Dediğim gibi biz hani yani sonuçta her müdahalenin belli kendi içinde bir riski var ama yıllar içerisinde bunlar deneniyor, yapılıyor. İşte hani mideyle ilgili hani genel cerrahların yapmış olduğu mesela küçültme ameliyatları, bypass ameliyatları dediğimiz ameliyatlar var. Hani bunların artısı eksisi belli bir zaman aralığında vereceği kilo vesaire ama bu yani bu çok böyle akıl dışı bir yöntem olarak hani benim de nitelendirmem o şekilde. Yani kelepçeye doğru gelmiyor mideye aynen. Takılan kelepçeye ama doğru. Yani en azından onu fark etmiyorsun. Evet. Bir şey değil mi yani bir ağrısı acısı ağrısı o anlamda bir, şey bir ameliyat var evet bir riski var ama. Hani mideni küçülttün evet. Vesaire hadi yani bir derece hiç anlamıyorum yani ama diline evet. Bir şey koyacaksın yemek isteyeceksin ağzına evet. Atacaksın yiyemeyeceksin canın acıyacak sıvı tüketeceksin. Evet. yani bence korkunç bir şey. Neyse hocam. Yani zayıflama yöntemlerinde hani diyet yapmak, ne bileyim sağlıklı beslenmek, zaten... spor yapmak yerine böyle acayip acayip şeylerden bence uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten özellikle hani... zaten ozon oranının da başına geleni evet. Gördük. Tabii ki çok yani, zayıfladı etti ama sonuçları çok hani ağır belli oldu. Belli bir diyet programından sonra ki zaten cerrahi en son aşamada önerilen bir şey. Siz hani diyete rağmen o belli bir metabolizma noktasında hormonal kontrollerinize rağmen hı-hı. Bir kiloyu veremiyorsanız eğer zaten genel cerrahiyle ilgili ameliyatlar ondan sonra devreye giriyor. Hani o hemen ilk başta yapılan ameliyatlar değil. Onların da belli bir hani herkese gel sen kilolusun yapalım diye yapılan ameliyatlar değil onlar zaten ki daha çok genel cerrahinin konusu. Bizde daha çok hani o kilolar verildikten sonra işte sarkmaları, gevşemeleri, estetik cerrahi yönden de biz o aşamada devreye giriyoruz. İşte genelde hani göğüslerde sarkmalar oluyor mesela, kollarda sarkmalar oluyor, ne bileyim bacaklarında sarkmalar oluyor, karınlarda sarkmalar oluyor. Düşünsenize 50 kilo vermiş hastalar var. İçi boşalmış balon gibi deri kalıyor. Biz plastik cerrahlara o noktada devreye giriyoruz. Mesela plastik cerrahiyle ilgili olarak liposakşınla ilgili hani bir kilo verme yöntemi asla böyle bir şey yok. Hani 150 kilo hasta geliyor bize, liposakşın yapın, bir 30 kilo alın, ben de bir 120 kilo ineyim. Yani böyle bir şey yok öyle mesela. Şey biz plastik cerrahi, kontür, liposakşın bir kontür cerrahisidir. Ki onun da hep böyle geri geldiği söyleniyor hocam, doğru mu? Yok, mesela... aynı yerlerde olma olasılığı yok. Yani ama niye bilip... yine aynı şekilde zayıfladım da yine aynı şekilde yemeye devam ederse katmer geri gelir yani. Yani. Bu şöyle bir şey değil ki, hani kilo almanızı engelleyici bir ameliyat değil. Siz yine normal, ben bütün liposakşın hastalarıma aynı şeyi söylüyorum. Olabildiğince bol sıvı tüketerek özellikle ilk dönemlerde daha sonrasında spor, egzersiz, diyetinize olabildiğince dikkat edin. Yani normal sağlıklı yaşamanın kuralları aslında. Hani... Ama insanlar bak niye bunu yapıyorlar? Çünkü beleş. Gidecek, yatacak, yağını evet. Aldıracak. Diyecek ki sonra kendi kafasına diyor ki ben bu şundan bir kurtulayım ben bunu burada bir görmeyeyim sonra sporda yapacağım bir daha da asla o göbeği yapmayacağım diyor. Çünkü başka bir şekilde onun olması mümkün değil çok uzun zamanlar alıyor çok emek isteyen bir şey. Evet. Onun sonrasında da tekrar dayanamıyor gene yiyor nasılsa gene yaptırım ama diyor işte, bir lipo biliyor. Ama o kısır şey döngü yani. Hani o kısır döngü tabii ki doğrusu o değil yani. Bir lipo biliyor bir lipo biliyor. güzel oldu. Peki hocam hanımların en büyük sorunu evet. Benim gördüğüm yani. Ne gördün? Hep duyduğum hanımlar arasında en çok konuşulan şey yani benim gördüğüm derken yani benim bu şey konuda gördüğüm işte al görüyorum. Bu konuda Ali Şahin'le hocamı baş başa bırakıyorum. Görüyorum al soracağım hocama. Hocam ya iri göğüs tepsiyi ya göster. Da küçük orada hamur göğüs. Taşıyor gibi tepsi göster ne olduğunu göster. Bir takım evet bunlar mantı yapacağız az sonra Ceyda'yla. Bunlar meme büyütmek için kullandığımız silikon meme protezleri. Bunlar şimdi... Ay! Yavaş! Gitti milyarlık şey gitti. Hocam bu artık pert Allah'tan oldu. Bunu ben alayım ben size sonra veririm hocam. Ali sen onu omzuna nasıl yapacaklar? Bunu ben alayım. Ali sen'in şey sorunu var ya biraz hafif omuzlarla düşük partnerim de dur.
Bir dakika. Onu da söylemiştim. Hocam bu benim omuzlar düşük ya. Omuzlara silikon yapamaz mıyız? Var erkekler için de yapıyorlar. Yapıyorlar mı? Vallahi kaslı göstermek için. Bak falan, benim evet. Aklıma geldi. Bak, bir dakika bu biraz büyük oldu. Benim omuzlara yap, bir silikon yap. Yavaş. Bak. Baksana. Arnold ya. Ama biraz yamuk oldu. Hocam gerçekten oluyor mu omuzlara da? Evet. Omuz silikonu. Evet. Allah Allah. Yani böyle daha kaslı göstermek için. Vay be. İnanılmaz. Tabii tamamen şey şekil amaçlı olan şeyler. Yani hani herhangi bir tıbbi gereklilik noktasında olan şeyler değil. Peki meme protezlerine bir gelelim. Küçültme, işte büyütme, sarkma, toparlama falan bir sürü şeyi var. Ve bunların bazılarının kanser riskini azalttığı da söyleniyor. Evet. Hangisi doğru? Evet. Şöyle meme küçültme ameliyatları sonrasında yapılan araştırmalar uzun süreli olarak meme küçültme yapılan hastalarda aslında bunun teoriyi de doğru. Yani hani bir noktada siz ihtimali azaltırsanız zaten uzun vadede o sonuçta azalacaktır. Yani hani meme küçültme yapılan hastalarda meme kanserinin daha az görüldüğü mesela tespit edilmiş. Küçültme derken yani... Büyük olan memeler. Büyük olan memeyi küçültme. Küçültüyoruz, ameliyatta küçültüyoruz. Yani bunu yapmamızın en önemli nedeni de büyük memeler aslında ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Tabii. Bunların başına nedir? Omuz ve sırt ağrıları. Mesela birçok kadın omuzum sırtım ağrıyor diye fizik tedavi uzmanlarına, beyin cerrahisi, ortopedi uzmanlarına gidiyor ama çoğunluğu aslında iri memelerden kaynaklanan problemlerden dolayı kaynaklanıyor. Düşünün bir memesinden 2 kiloya yakın çıkardığımız hastamız var. Bir memeden sadece 2 kilo çıkartıyorsunuz. 2 kilo, 2 kilo. Bir meme 2 kilo. Evet. İki ve biraz da yine de 2 meme 4 kilo. Bu hareketten hayret mesela hastalar şöyle şikayetlerle de gelebiliyor gece yatarken. Yani çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yüzüne ay, gelerek yalan boğulma. Söylüyorsun. Yalan diyorsun. Öyle var mı öyle bir şey? Hayır, ben 2 kilo olduğundan bahsediyorum. Evet. Hayır, anladım şu an ne diyeceğinizi anladım. Hayır, yüzüne gelip boğulma hani tabii bu birebir boğulma şikayeti değil ama bu hissi yaşayıp hani böyle sıkıntı yaşayan insanlar var. Hani bu şikayetle bize gelen hastalarımız var. Ve ameliyatın ertesi günü hani bana bazen kravat bile gerçekten boynumu rahatsız ediyor ve bir ağırlık hissi veriyor bana. Düşünün boynunuzda 2 kilo ağırlığı çok taşıdığınızı. Hastalar ertesi günden itibaren, ameliyatın ertesi günden itibaren çok daha rahat yürüdüklerini, çok tabii daha hani keyifli bir hiç hayat sürdüklerini. Hiç zararı olmayan. Yani şöyle sonuçta bir ameliyat. Ameliyatın kendi içinde belli riskleri var ama bu hani böyle 1,5-2 saat kadar süren bir ameliyattır. En fazla en fazla 2 gün hastanede kalmayı gerektirir. Bir hafta 10 günden sonra yapacağınız işe göre değişmekle beraber normal iş yaşantınıza dönebilirsiniz. Hani ameliyatın kendi içindeki riskler, anesteziyle ilgili riskler ama artık bunlar günümüzde son derece ilerlemiş durumda. Çok daha hızlı bir şekilde yapılıyor. Neler yapılıyor mesela şimdi kesilip konuluyor koltuk altından, göğüs ucundan falan protezler, bir sürü şeyler protezler var. Protezler farklı. Protezler de aynı şekilde yine kanserle protezlerle ilgili mı? Yapılan araştırmada şöyle bir şey gösterilmiş ama hani protez kullanan bayanlarda hani meme kanserinin daha az olduğu görülmüş ama bu hani protezi koyduk protez kanseri azalttı değil. Protez konulan kadınlarda meme yani dokusunun daha az olmasıyla alakalı bulunmuş. Yani yoksa hani protezi koyun. Bir de tabii protez konulduğu zaman hani birazcık daha sık kontrollerine gidiyorlar. Birazcık daha o hani doktor kontrolünde daha sık oluyorlar. Onunla alakalı olarak öyle bir şey var ama hani meme kanseri bu günümüzde artık hani oldukça şey dikkat çekiliyor. İşte hani kadınların... Hocam bu protezler peki ne bileyim hamile bir kadında varsa süt vermesini engelleyebilir engellemez, mi? Engellemez. Hamilelik öncesi çıkartılması gerekmez. Süt vermeyle herhangi bir ilintisi tespit edilememiştir. Bunun hani, ömrü var mı peki? Ömürlüktür. Artık bu hani artık yapılanlar öyleymiş. Ömürlüktür evet, yani hani bunlar. Ömürlüktür. Hani ömür boyu kalabilir ama sonuçta hani kalbimizde doğduğumuz gibi kalmıyor. Karaciğerimizde doğduğumuz gibi kalmıyor. Belli bir zamanla yaşlanma deforme oluyor ve değiştirmek gerekiyor. Gerekiyor diye bir durum şey söz konusu değil ama bir 15-20 yıl sonra hani vücudun kendi dokusu da belli bir sarkmaya, belli bir deformasyona uğrayacağı için protez bozulmasa bile görüntü şekil olarak üstünü saran doku değişeceği için bir miktar belki bir 10 yıl sonra 15 yıl sonra revizyonlar gerekebilir tabii. Hocam eskiden çok duyuyorduk böyle basında magazin basında özellikle vardı birkaç sanatçıda silikon patlaması bilmem işte uçakta basıştan patladı yok işte. Yok uçmayla hatta yatarken patladı. Dalışlarda bile artık çok bir sıkıntı yaşamıyoruz yani onunla ilgili sıkıntı yok. Bu patlamayla ilgili mevzular hani şöyle bu tabii ki hani dokunduğunuzda fark getirim edeceksiniz. Hocam, bir saniye. Hani kesici delici bir alet batırırsanız delinebilir bu. Hani dikiş açılması gibi bir şey. Dikiş açılması. Dikiş evet. Yani hani bu aslında şey patladı, hani koyduğumuz evet yerdeki dikişin açılması ve oradan protez. Bunun içinde ne var hocam? Ne var bunun içinde? Sıvı silikon var onun içerisinde. Koeziv jel teknolojisiyle üretiliyor son protezler artık. Bunun içini açıp döküyor musunuz içine yoksa böyle direkt giriyor mu? Hastaya ağızdan bunu içiriyoruz. O sonra meme olarak yerleşiyor. Ali can nasıl bir soru bu ya? Ben ne bileyim bu mu giriyor içine küçücük ben ne bileyim. Küçük bir kesi yapıyoruz. Küçük bir kesi yaptıktan sonra anatomik plana uygun olarak onu yerleştiriyoruz. Tabii şimdi mesela son zamanlarda şeyler çok değişti. Bunların hani projeksiyonları,
büyüklükleri, hani genişlikleri, taban genişlikleri, dış yapıları, işte damlası, yuvarla şekiller hep farklı olduğu için hastanın vücuduna uygun olacak en doğru şekli de daha rahat belirleyebiliyoruz. Yani elimizde iki tane alternatif değil. Ali sen yapma, oynama şunu. Dalga geçme, ciddi bir bakıyorum ya. Oynuyorsun ciddi ya, konuk. Hayır, patlıyor mu patlamıyor mu ona bakıyorum. Bu tarz değil de yani bir şey yerleştiriyorlarmış. İğneyle. Damla. Yapılıyor. Hayır, geçici modelleri. Olan, geçici olan göğüs büyütmeleri de var. Çok önemli bir saniye, sessizlik. Evet. Geçici olarak göğüs büyütme yöntemi. Var ama hani ben şahsım adına söyleyeyim, bilimsel bir şeydir ama benim çok uyguladığım bir şey değil. Çok doğru da bulduğum tuzlu bir şey su değil. Galiba. Ama bize yok, bir anlatın. Hayır, o başka bir şey. Ben onu merak ettim. Şimdi bunun tuzlu içinde su. Tuzlu su olanı da var. Yani tuzlu su dediğim serum fizyolojik. Ha. Neden o veya bu? Şöyle yani hani olur da içindeki hani delinir, patlar bir şey olursa vücuda hani vücuda o tuzlu suyu zarar vermesin. Ama bunlar son zamanlarda üretilenlerde bir bıçakla ortadan kestiğinizde zaten dağılan bir durumda değil. Ha, jöleden birazcık daha yoğun. Ha, akıp dağılmayan. Akıp dağılmayan tarzda bir şey. Şey o kısımda ama öbür meme büyütmeli kesinlikle olan şey geçici dolgularla yapılan, bu yüze yapılan dolgular gibi ama bir şey. Ama onu bir anlatın. Mesela 2 yıllık mısın? Nasıl yapıyorsun? Ya ben şöyle, ben çok uygulamadığım için açıkçası şeyi söyleyeyim. Hani o lokal anesteziyle uyuşturuyorlar. İğneyle. Bu yüze yapılan hyaluronik asit benzeri ya da bunun daha benzeri. Yani bir yıldan iki yıla kadar kalıcılıklar olabilir ama yani hani şu kadarcık bir büyüklük için bile yani 150-200 cc için bile ciddi bir doku enjekte etmeniz tamam, gerekiyor. Tamam, onu etti diyelim. Daha sonrasında geniş bir alana yayılıyor. Hani bir büyüklük sağlıyor sonuçta o kendi hacimle. Ve iki yıl sonra yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. İki yılın sonunda tamamen yok oluyor. Ha, tamamen yok oluyor. Tekrar yaptırabilirseniz. Mesela estetik ameliyat yaptırmak estetik ameliyat derken yani bıçak altında yatmak istemeyenler böyle bir yöntemi kullanabilirler. Ama ne zararı var? Şöyle İki yılda bir enjekte ettirsin. Şöyle bir şey var. Enjekte ettiğiniz şey her koşulda bir yabancı cisim. Uzun vadede bazen istenmeyen reaksiyonlar neden olabiliyor. Affedersin, bu ne? Bu da aynı şey. Doktor, ama bu bununla, bununla ilgili çalışmalar çok daha uzun süreden beri yapılan uzun şeyler. Bir de bunu yarım saatlik 45 dakikalık bir ameliyatla oluyorsunuz ve hani ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Hocam şimdi hocam. Şeylere gelin. Ölçeklere gelin. Bu şimdi 90'lık mı hocam? Şimdi o da bu çünkü boyları var. Boy boy abi. Ben 75 geldim, ben 90 olmak istiyorum gibilerinden. Şimdi 1.85 omuzları geniş olan birisine 350 cc'lik 400 cc'lik bir protez koyduğunuzda onun belki hani 90 olan göğüs çevresi 90A protez kullanırken cup size olarak B'ye C'ye çıkabilir. Ama siz 1.55 boyunda birine 400 cc protezi koyarsanız Allah korusun. Yürüyen meme. D cup gibi bir meme protezi şeklinde dönüşmüş olabilir. Yani hani kişiye göre hep belirlediğimiz bir şey. Anladım. Ama bizde tabii hep ideal olan şey doğalı yakalamak. Olabildiğince doğalı yakalayamak. Tabii canım. Yani, ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Doktor, bu nedir? Hocam harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu bilgiler için. Ay, yandım vallahi. Şimdi ya. Protezlerden... Kaldı onlar ya, bırakmıyor. Ben bunları bırakmıyorum yalnız, bayağı aldım. Alişan ya, hayret bir şey. Peki benim vallahi bak, ben yani bir kadın olarak şimdi benim şey dikkatimi çekti. Yani birçok kadın bıçak altına yatmak istemiyor. Evet. Ve bu enjekte meselesi çok merak ediyorum, araştıracağım yani. Benim de çok yani yatmaktan çekinen arkadaşlarım var. Ve göğsünü biraz büyütmek, mesela biraz istiyor. Çok az istiyor mesela. Ama bıçak altına yatmak istemiyor. Bence o tekniği deneyebilir yani. Tabii denilebilir, olabilir. Olmaz diye bilimsel çünkü yani. Çünkü bu hyaluronik asit veya benzeri maddeler de cilde vesaire hiçbir zararı olmayan şeyler olduğu söyleniyor. Şöyle, mutlaka ki... Dolguların, dolgular hani çok masum gibi gösteriliyor. Evet, öyle zaten. Hı hı. Ama sonuçta ben mesela çok uzun süreli 2 yıllık dolgu yapmayı çok kendi adıma doğru bulmuyorum. Çünkü 2 yıl boyunca vücudun içinde kalacak bir şeyi orada çok kontrolü olmayan bir şekilde bırakıyorsunuz. Mesela... Dolgu yapılmış 2 yıl önce ama daha sonrasında küçük bir apse ya da sivilce gibi bir şeyle hasta size başvurabiliyor. Neden mesela öyle bir şey oluyor? İşte o enjekte edilen maddenin 2 yıl sonraki şeklini çok tahmin edemiyorsunuz. Vücudun ona vereceği reaksiyonu. Onun için daha kısa dönemli yaptırmayı 6 ay 1 yıllık dolgular ben kendi felsefik görüşüme göre söylüyorum. Ama bilimsel olarak 2 yıllıkları da var, çok daha uzun süreli olanları da var. Ama ben hani okuduklarım, bildiklerim, benim kendi felsefem daha kısa süreli dolgular yapmayı daha... Doğru buluyorum ben. Yapmadım, 6 ay 1 yıllık olanları. Anladım. Hocam. Peki hocam fiyatlar? Peki fiyatlar çok... Nasıl yani? Şimdi fiyat söyleyeyim mi ben burada? Hayır, yani herkesin yaptırabileceği makul şimdi fiyatlar. Şimdi şöyle artık ortalama biraz, fiyat. Biz hani VTR'de de vardı. Biz Türk plastik cerrahları olarak artık dünyada sayılı yerlerdeyiz.
Dolayısıyla dünyanın her yerinden hastalarımız var. Düşünebiliyor musunuz? Bunu, yani şu anda bir Alman vatandaşı gelip bize meme protezi ameliyatını oluyor. Fiyatlarımız çok böyle ulaşılmaz düzeyde değil. Yani hani bunun hani fiyat aralığını söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama olacağınız yere göre, olacağınız ile göre, olacağınız hastaneye göre. Yani hani orta aşağı gelirden yukarı. Yani hani 5.000-6.000 liralardan başlayıp belki 15-20 bin liraya kadar gidebilecek rakamlarda olabilirsiniz bu ameliyat. Protez ama için konuşuyoruz. Ama belki 2 bin liraya da olabilirsiniz. Bilmiyorum. Neden? Türkiye... 2 bin liraya hangi? Nasıl bilmiyorum. Şey hani bize hastalardan arada çıkma bir geliyor. Hani ne? Tek çıkma mi takıyorsun? Çıkma hayır. Bize arada bir hastalarımızdan geliyor bu tarz şeyler. Hani bilmiyoruz. Sonuçta hani bunun bir belli bir fiyat hani minimum noktasında bir şey yok. Ama hani tabii hastalar şunu sorsunlar hangi protezin kullanıldığını. Önemli. Hani protezlerimiz işte hani FDA onaylı, CE belgeli. Hani kullan o uzun ömürlü ve hani ömürlük protezleri tercih ediyoruz. Harika hocam. Teşekkür ederiz. Peki. Canım, gördüğün gibi fiyatlarımız bu. İstiyorsan bu 5000 lira. Bu büyük bak bu 120'lik. Ceyda'cığım bu da 2000 lira. Senin sana son 1000 olur. Evleneceksin, ev kuruyorsun tamam, sana son 1000. Muhabbeti hemen şey yapıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için yine bekleriz inşallah.